Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Esma-ül Hüsna dersimize hoş geldiniz. Allah Teala'nın 99 ismini anlatıyoruz ve ezberlemeye çalışıyoruz inşallah arkadaşlar. Biliyorsunuz cennete gitmenin bir anahtarı da bu Esma-ül Hüsna'ları ezberlemek ve onları düşünerek onlarla amel etmek, yani onlarla zikir çekmektir. Ve bu zikirlerin belirli bir sayıları vardır. Bu zikirler bazı sorunlara, sıkıntılara iyi gelirler. Evet, bugün de Allah Teala'nın El-Müheymin ismi şerifinden bahsedeceğiz inşallah kardeşlerim. Daha önce Allah Teala'nın Allah Celle Celaluhu, Rahman, Rahim, Melik, Kuddus, Esselam ismi şeriflerinden bahsettik. Şimdi El-Müheymin isminden bahsedeceğiz. El-Mü'min ismi şerifinden de bir önceki dersimizde bahsetmiştik. El-Müheymin, gözeten ve koruyan manasına gelir. El-Müheymin ismini günde kaç defa okumamız lazım kardeşler? Bundan da bahsedeceğim ama önce El-Müheymin ismi nereden gelir? Nerede geçer? Hangi ayetlerde geçer? Bundan bahsedeceğiz. Müheymin isminin ıstılah anlamı. Müheymin, dünyada kendisine kulluk yapanlara eksiksiz karşılık verendir. Müslümanca yaşayıp ölenlere tam bir mükafat verendir. Onların mükafatlarını eksiltmeyendir. Onları yaptıklarının en güzeliyle değerlendirendir. Kim zerre miktarı hayır işlerse onu mutlaka görecektir. Zilzal suresi. Nisa suresinde ise onlar kıl payı kadar bile haksızlık görmeyeceklerdir. Gene Nisa suresinde Rabbimiz buyuruyor. Onlar cennete girerler ve zerre kadar zulme uğratılmazlar. Tin suresinde Rabbimiz onlar için kesintisiz ve devamlı bir ecir vardır. Müheymin, İbn Abbas'a göre insanların yaptıklarını murakabe eden, kontrol eden demektir. Allah şahittir, rakiptir. Kullarının yaptıklarını kontrol eder. Kulun kendisine ve amellerini muhafaza eder. Müheymin, Hasan Basri'ye göre, bunlar büyük zatlar kardeşler. Yani sana bana göre değil de, mübareklere göre işte, onlar ilim doğrultusunda değerlendirmişler. Kur'an'dan bakmışlar, hangi ayette nasıl bahsediliyor, hadiste aleyhissalatü vesselam nasıl bahsetmiş, ona göre şey yapmışlar, fikirlerini belirtmişler. Müheymin, Hasan Basri'ye göre peygamberi kavlen ve fiilen tasdik etmek demektir. Müheymin, İbn-i Faris'e göre şahit anlamındadır. Allah kullarının amellerini müşahede eder, onları devamlı görür, kontrol eder, denetler ve zaman zaman uyarır. Evet, hepimizin başına gelmiştir böyle tam aklınızın takıldığı bir şeyde tam cevabı karşınıza geliyor böyle pat diye. Gerek internet sayfasında olsun, gerek okuduğunuz bir yerde olsun. İllaki denk gelmişsinizdir. Tevafuk deriz bunu. Hani siz dersiniz ya tesadüfe bak ya. Bu tesadüf değildir. Tevafuktur kardeşler. Allah Teala'nın sizi işte o cevabın karşısına çıkarması, böyle tam şaşılacak bir anda tevafuktur o. Müheymin, emin kendisine emanet olunan anlamında kullanılır. Değil mi? Kime biz kendimizi emanet etsek hiç şüphesiz şey yaparız. Değil mi kardeşler? Rabbimize tabii ki, bizi yaratan bizden daha iyi bilir bizim için neyin hayırlı olduğunu. Emanet olunan anlamında kullanılır. Allah kendisine güvenilen, emin olarak kabul edilendir. Zaten Rabbine tam güvenen kul sırtı yere gelmez kardeşler. Ne bu dünyada ne de ahirette. Ne geliyorsa başımıza böyle lakay davrandığımızdan oluyor yani. Rabbimize güvensek başımıza emin olun böyle şeyler gelmez. Müheymin, Kurtubi'ye göre her şeyden yüksek ve yüce olan demektir.
Müheymin isminin Kur'an içinde incelenmesi. Müheymin ismi Kur'an'da iki kez zikredilmektedir. Müheymin ismi, şahit ve tasdik eden anlamında Kur'an'ın bir özelliği olarak zikredilmektedir. Rabbimiz buyuruyor Maide suresinde. Ey Habibim! Sana kitabı indirdik. O, kendinden öncekileri tasdik eden ve onlar üzerine şahit olan müheymin bir kitaptır. O halde sen de Allah'ın indirdiği şeyle hüküm ver. Sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma. Müheymin ismi ikinci olarak Allah'ın sıfatı olarak zikredilmektedir. Haşr suresinde Rabbimiz, O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O meliktir, kuddüstür, selamdır, mümindir, müheymindir. Burada Allah Teala'nın, bakalım, Celle Celaluhu Allah diyorum, meliktir, kuddüstür, Allah meliktir, kuddüstür, selamdır, mümindir, müheymindir. 6 tane ismi şerifi Haşr suresinde zikredilmiş Rabbimizin. Allah, o Allah ki Allah, ondan başka ilah yoktur, o meliktir, kuddüstür, selamdır, esselam ismini işledik, Kuddüs Melik isimlerini de işledik. Mü'mindir, müheymindir. 6 tane ismi zikredilmiş Rabbimizin. Şimdi biz de mü'mini işledik, müheymindeyiz kardeşler. Haşr suresinde bahsedilmiş Rabbimizin bu sıfatından. Müheymin isminin bize yüklediği görev ve sorumluluklar. Biz her şeyi apaçık bir kitapta yazıp saymışızdır. Yasin suresinde Rabbimiz buyuruyor. Allah Teala kullarının yaptığı her şeyi tespit eder. Muhafaza eder, ne yaparsak yapalım Rabbimiz bizi kontrol etmektedir kardeşlerim. Yaptıklarımızı görmekte ve bir gün karşımıza çıkarmak için bunları yazmaktadır. Değil mi? Sağımızda solumuzda melekler var ya. Ne yaparsanız yapın onlar hemen yazarlar. En ufak şeyden en büyük şeye kadar. İyilik yaptığımız zaman insanlar bize teşekkür etmeseler bile Rabbimiz bu iyiliği bilmektedir. Ve karşılığını mutlaka verecektir. Değil mi? Kimisi bazen de ya hoca bir teşekkür edeydin, o kadar uğraştık şu ödeve ödeme bilmem neye. O kadar uğraştık sınıfı temizledik falan filan. Diyebiliyor. Fakat bunun karşılığını Allah Teala'dan beklemek çok daha doğru olur. Her ne olursa olsun kardeşler. Müheymin ismine iman eden bir kimse yaptığı her şeyi Allah'ın hoşnutluğu için yapmalı, kimseden bir karşılık beklememelidir. Dediğimiz gibi. Yine sakındığı her günahtan da Allah kendisini gözetlediği için sakınmalı ve uzaklaşmalıdır. Şimdi şöyle bir şey var. Şu anda kardeşler, şu anda günah işlemeyen insanlar var değil mi? Kamera düşüyor sandım, korktum. Şimdi günahı şey yapmak için ne demiştik? Estağfirullah. Allah kendisini gözettiği için sakınmalı ve uzaklaşmalıdır. Ha. Bazı hatalar var. Hırsızlık mesela. İnsan hırsızlık yaptı mı adam biliyor ki bir sürü ceza yiyeceğim, mahkemede yargılanacağım, hakimin karşısına çıkacağım. Ondan sonra hakim de bana işte 3 yıl bilmem kaç yıl arası ceza verecek, hapiste ben niye ömrümü çürüteyim diyen insan var. Bir de aman ya Rabbi, hırsızlığı Rabbim yasaklamış. Benim durumum kötü olsa da ben hırsızlık yapmamalıyım. Rabbimin azabı çetindir. Ondan sonra beni yaratan Allah Teala'nın emrini nasıl çiğneyebilirim ben? Bunu deyip insan var. Şimdi hangisi daha üstün? Allah Teala'nın emriyle şey yapan. Elbette ki o yasalardan korkan illaki en uygununa gelen cezayı göze alıp bir suç işleyecektir. Ama Allah'tan korkan öyle mi kardeşler? Değil mi? Allah'tan korkan büyük küçük ayrım etmeden Allah'ın emirlerine uymaya çalışır. Ama o ne yapar? Mesela deseler ki ona hırsızlık işte bir aya düşmüş, bir ay yatıyorsun çıkıyorsun. O hırsızlık yapalım der mesela. Bir ay yatıp çıkacağım zaten. Nedir ki bir ay? Öyle demez mi? Ama Allah'tan korkan insan deseler ki lan hırsızlığın cezası yok olsun Rabbim bana bunu yasaklamıştır der değil mi? Aynı mevzu. Ondan bahsediyoruz kardeşler. Allah kendisini gözetlediği için sakınmalı ve uzaklaşmalıdır günahlardan.
Hazreti Lokman oğluna nasihat ederken şöyle buyurur. Lokman suresi. Yavrucuğum, yaptığın iş iyilik ya da kötülük, bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut da yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. La ilahe illahu. Değil mi kardeşler? Subhanallah. Şu anki düşünün, dünyada kaç milyar tane insan var, ondan sonra bir de cinler var, bir de hayvanlar var. Allah Teala şu anda hepsinin ne yaptığını biliyor. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Nasıl? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Şu anda, benim şu anda konuştuğumu biliyor, sizin oradan dinlediğinizi biliyor, öbürünün orada yemek yediğini biliyor, onun orada konuştuğunu biliyor, hangisi bir zalim günah işliyorsa onu görüyor, birine zulmediliyorsa onu görüyor. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Aynı anda Celle Celaluhu, La ilahe illahu. Yani Rabbimizin büyüklüğünü benliğimize işlememiz lazım. Güzel güzel ki ondan, ona olan sevgimiz artsın. Onun kudretini elbette hakkıyla tanıyamayız ama elimizden geldiğince şu sıfatlarını tanımaya çalışalım. O yüzden şu Esma-ül Hüsna derslerini mutlaka takip edin kardeşler. Bir manada marifetullah ilmine girer inşallah bu. Çünkü Rabbimizin sıfatlarını tanıyoruz. En güzel bu değil mi, Rabbimizi tanımaya özen göstermek? Elbette hakkıyla tanıyamayız kardeşler. Zatını Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Zatını nasıl tanıyabiliriz? Ama bu sıfatlarını bize bildirmiş madem, bunları öğrenmeye çalışalım. Bizler de çocuklarımızı veya çevremizdeki insanları eğitirken özellikle ihsan duygusunu onlara yerleştirmeye çalışmalıyız. Allah'ın bizi her an gözetlediğini, yaptığımız en ince işi bile kayda aldığını, biz onu göremesek de onun bizi gördüğünü çocuklarımıza ve çevremizdeki kardeşlerimize öğretmeliyiz. Cibril hadisinde Cibril Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İhsan nedir diye sorduğunda o şöyle buyurmuştu. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına kulluk yapmadır kardeşler. Allah'ı görüyormuşçasına kulluk yapmanızdır. Sen onu görmesen de o seni görmektedir buyurdu aleyhissalatü vesselam. Fecr suresinde Rabbin her an gözetlemededir buyuruyor. Onun görmesi bizim gibi değil yani kardeşler, onu da söyleyeyim. Dedim ya, herkesi her an şu anda görüyor, kim ne yapıyor, kim ne konuşuyor, kim ne yapıyor, hepsini görüyor, duyuyor, işitiyor. Ama bizim gibi kulağıyla, haşa haşa, kulakla, gözle mözle değil, öyle değil, onun görmesi ayrıdır. İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. Ağzından ne zaman bir söz çıksa hemen yanında hazır bir gözcü vardır. Ya bak, az önce bahsettik ya, sağda ve solda melek var. Sağdaki melek iyilikleri yazar, soldaki melek yaptığın kötülükleri, günahları yazar. Ama bunu soldakine de sildirebilirsin. Ha, nasıl sildireceksin dersen, kardeşim derseniz nasıl sildirebilir? Çok kolay kardeşler. Bol bol estağfirullah diyeceksiniz. Tövbe ettim ya Rabbi, ben bilmeden hata ettim. Nefsime uydum, bilerek de hata ettiğim oldu. Ama sen affedicisin ya Rabbi. Sürekli dilinizde bu olacak. Sürekli kardeşler. Soldaki melek artık paso silmekle uğraşır inşallah. Siz niyetiniz salih olursa. Ama derseniz ki ya ben günah işleyeyim, işleyeyim, işleyeyim. Zaten Allah affeder, ben buna sildiririm zaten dersen olmaz bak. O suistimale girer. Allah niyetinizi biliyor. Bak, içinizi biliyor Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Kimin ne niyetle yaptığını bilir. Ama sen gerçekten pişman olmuşsun. Ay ben küfür ettim. Aman ya Rabbi. Estağfirullah ya Rabbi. Bu verdiğin dille kötü bir şey yaptım ama affet beni ya Rabbi. İstemeden yaptım falan. Yani bunları yapmanız lazım. Kardeşler. Bu isme iman eden her kişi bilmelidir ki El Müheymin ismine, Allah zalimlerin karşısında Müslümanları yardımsız bırakmayacaktır.
Kafirler de yaptıklarının yanlarına kar kalacağını zannetmesinler. Allah onların da cezalarını eksiksiz verecektir. Bu isme iman etmek bizlere güven ve mutluluk verecek. Çünkü Rabbimiz içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumdan haberdardır. Kafirlerin bizim üzerimizdeki tasarladıkları oyunları da çok iyi bilmektedir. Allah elbette onların tuzaklarını bozacaktır. Bizler Rabbimizden bir eman altındayız. O halde onların böbürlenmeleri, zulmetmeleri bizleri korkutmayacak. Allah Müslümanlara mutlaka ve mutlaka yardım edecektir. O Türkistan'da şey olay oldu ya, Çinliler zulmettiler ettiler, bak virüs yayıldı orada. Hatırlıyorsunuz değil mi kardeşler? O virüs niye yayıldı? Kaç hafta boyunca Doğu Türkistanlılara işkence yaptılar. Facebook'ta ben videolarını gördüm. Bir iki hafta sonra virüs yayıldı Çin'de. Hadi bakayım, tesadüf mü? Bu tesadüf mü Allah aşkına? Siz öyle sanın. Siz öyle sanın. İnanmayanlara sesleniyorum. İnşallah ibret alırlar da imana gelirler. Ama siz öyle sanın kardeşler. Bu öyle değil. Her neyse, ben şimdi El-Müheymin ismi günde kaç defa zikredilir, bunun bahsedeceğim inşallah. Günde zikir sayısı 145'tir kardeşler El-Müheymin ismini. İnsanların düşüncelerini anlar, korunur. Bak ne şey işe yarıyormuş bu zikri yapan. İnsanların düşüncelerini anlar ve düşüncelerini hissettiği için ne yapar? Kötü bir şey geleceğini hissedersen o kişiden ne yaparsın? Ondan uzaklaşırsın, korunursun. Günde zikir sayısı 145 El-Müheymin. Ya Müheymin zikrine devam eden unutkanlıktan kurtulur. Bu zikre bir ulema ile devam eden gizli sırlara vakıf olur. Yatsı namazının ardından 145 defa okuyup konuşmadan sağ tarafına yatıp uyuyana rüyasında olacak hadiselerden haber verilir. Günde 100 defa tenha bir yerde okuyanın kalbi nurlanır. Günde 145 defa okuyan bela, musibet ve düşman şerrinden korunur. İlim ve imanı artar. Yazıp üzerinde taşıyanın rızkı ve malı artar. Allah'ın himayesinde olur. Rabbim amel edenlerden eylesin kardeşler inşallah. Diyorum bak, her sohbette diyorum, gene diyeceğim. Buradan girip buradan çıkmasın. Bunu amel etmeye çalışın kardeşler. Öğrettiğimiz zikirlerle. Esma-ül Hüsna'ları ezberlemeye çalışın. Şimdi hangi Esma-ül Hüsna'ları ezberledik? Yani aklında kalmayla olmaz. Bunu dile dökeceksin, zikrini çekeceksin ki fayda göresin. Şimdi hangi isimleri öğrendik? Allah Celle Celaluhu, Rahman, Rahim, Malik, Kuddus, Esselam, El-Mü'min, El-Müheymin. Şimdi bu 8. dersimiz olması lazım kardeşler. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Buraya kadar geldik. Rabbim nasip etti. İnşallah devamlı derslerini de nasip eder ki beraber öğrenip anlarız, idrak ederiz ve amel ederiz inşallah. Tamam mı? Hayırla kalın kardeşler. İnşallah bizlere dua etmeyi unutmayın. Bizim de dua ihtiyacımız var çünkü. Ve videoları paylaşın ki başka insanlar da nasiplensinler. Onlar da öğrensinler. Hayrı yapan, hayra vesile olan, hayrı yapan gibi nedir? Şimdi sen birbirini attın, gitti bu insan zikrini çekti samimiyette. Sen de sevap kazanırsın inşallah. Elbette Allah rızası için yapacaksınız. Fakat insanlara tatlı tatlı bunları da aktarmanız lazım işte kardeşler. Paylaşın. Allah rızası için bunu yapın. Rabbim burada buluşturduğu gibi cennette peygamberin yanında da buluştursun. Rabbimizin güzel cemalini seyretmeyi nasip etsin. Hayırlı kimselerle eylesin. Takvalı imanlı ölmeyi nasip eylesin cümlemize. Amin Allahümme amin. Ve hürmeti ve taha ve yasin. Ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için Fatiha ve salavat. Hayırla kalın kardeşler. Allah'a emanet olun.